Zaten uçak bölüm başkanı da bizden makineden çıktı. Alır takarız. Ama hiç kalmana gerek yok ya. Abi kısmı şey kalabiliriz. Roket yarışmasındaki amacımız işte maksimum irtifaya, bizim katıldığımız kategori yüksek irtifalı roket kategorisi. Olabildiğince maksimum irtifaya çıkarak bir tane 4 kiloluk görev yükümüzü, faydalı yükümüzü bırakıp sonra bunların üzerindeki GPS'lerle düştüğü yerleri tespit edip oradan kurtarmaya çalışıyoruz. Bizim hedefimiz bu şekilde. Yani yarışmada da işte bu görevi en iyi şekilde yapan birinci oluyor. Bizim motoru test etme gibi şansımız yok. Çünkü motorla çalışmak çok tehlikeli olduğu için Teknofest bize motoru veriyor. Atışı sadece o alanda yapabiliyoruz. Biz daha çok işte roket ayrılıyor mu? Aviyonikler haberleşiyor mu mesela? Şu anki testimiz 5 kilometreden haberleşmek. Ki yani biz bunu da açacağız. Bizden istenen 5 kilometre. Biz 12-15 kilometreye kadar haberleşmeye çalışacağız roketimizle. Yani çünkü roketimizin maksimum irtifası 6800 metre falan. Hani bu paraşüt açmasıyla, rüzgarın etkisiyle beraber hani 15 kilometreye kadar uzağa düşecek atış alanından. Günaltay takımının ilginç noktalarından bir tanesi de sanayide ürettirip roketin parçalarını, işte alüminyum kullandıkları için lazer kesimle ürettikleri parçaları ya da işte CNC'lerde hazırladıkları parçaları kendileri tasarlıyorlar, kendileri monte ediyorlar ve kendileri uygulamasını yapıyorlar. Bunlar onların gelecekte mühendis olarak savunma sanayinde ya da başka sektörlerde başarılı mühendisler olmalarının yolunu açacak. Sartekin bence biz en önemli işlerinden, yaptıklarından bir tanesi kendi gövdelerini kendileri yapıyorlar. Yani dışarıdan aldıkları şey değil, sıfırdan imalatını yapmayı öğrendiler. Kompozit teknolojisi karmaşık bir teknoloji. Belli bir bilgi birikimine ihtiyaç duyan bir teknoloji. Ona sahip oldular. Yani öğrenciyken daha lisansta işte yüksek teknoloji bir iş yapmayı öğreniyorlar. Burada aviyonikte yaptıkları çalışmalar kendileri böyle çok daha basit anlatıyorlar ama kolay işler değil. Dolayısıyla bence Türkiye'nin savunma sanayine iyi elemanlar, iyi mühendisler, hatta iyi mucitler olarak yetişiyorlar. Evet. 2 sene orta irtifa yarışlara katıldık. Bu sene yüksek irtifa yarışlarında boy göstereceğiz. ÖTR ve KTR raporlarını başarıyla geçtik ve son rapor olan AHR için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Finalistiz. Yüksek irtifada son 13'e kaldık şu anda. Son 13 takımdan birisi biziz. Roketimizi 9 Eylül 16 Eylül arasında fırlatma testinde en son sergileyeceğiz. Kompozit cam elyaf sarımdan yapıyoruz dış gövdemizi. Burun konisi orta gövde ve alt gövdeden oluşuyor. Kuyruktan aynı zamanda. Kuyruk alüminyum parçadan üretiyoruz. Lazer kesimle ürettiğimiz parçaları kendimiz burada montajlıyoruz.